Ağayev sevərləri, gördüyünüz kimi Heydər Əliyev adına bu möhtəşəm saraydayıq. Bugün Bakı və elə bu sarayda Türkiyədən daha bir qonaq qarşılayır. Bugün bir çoxlarınızın aktor kimi tanıdığı həm aktor, həm müğənni Emre Kınan gəlib. Konsertə artıq sayılı saatlar qalıb və hal-hazırda içəridə çox belə möhtəşəm bir məşqlər keçir. Gəlin konsert başlamadan öncə, gedə görə məşqlərdə nələr baş verir? Bu gecənin qəhrəmanı Emre Kınay bəy burdadır. Hoş gəldiniz. İyi axşamlar. İyi axşamlar. Sağ olun. Mərhabalar. Bakıyı nasıl buldunuz? Çok çok gelişmiş. Çok çok evet, çok gelişmiş bir şehir. Çok güzel bir şehir. İnanılmaz. Çok beklediğim gibi bundan daha küçük bir yer bekliyordum ben. Kocaman bir yer buldum. Sinema Senfoni Orkestrası da Bakü'de şu an. Müthiş bir şeyler bekleniyor. Parçaları da az çok duyduk. Neler bekliyor bizi? Bir Azeri şarkısı da koydunuz konsere, evet, galiba. Koyduk, bir Azeri şarkısı da var. Pop da var, rock da var, türkü de var, Karadeniz de var. Öyle bir şey. Bu biraz benim önceki müzikal, yani televizyonda seyirci beni tanımadan önceki hayatımla ilgili bir kısım aslında. Sinema Senfoni'nin kurucusu Hakan ve orkestra şefimiz Özgür benim aynı zamanda okuldan, konservatuvardan arkadaşlarım. Ta o zamandan başlayan bir arkadaşlık. Sonra tiyatro devam ederken televizyon girince araya müzik askıda kaldı. Onlar da o askıyı oradan indirdiler aşağıya. Öyle bir bayağı bir 7-8. Konserimiz oldu bu. İlk defa Türkiye dışında konseri de Bakü'de. Albüm öyle bir hatıra albümü gibi, böyle şarkıcılık derken o hani şarkıcılara şöyle düşünmek lazım. Nasıl ki şarkıcılar, pop starlar sinema filmleri çekiyorlar, dizi filmler çekiyorlar. Benimki de onunla paralel bir şey aslında. Ne ondan daha fazla ne ondan daha az. O yüzden hani öyle bakmak lazım. Bir oyuncunun çünkü işidir bu. Yani biz eğitimlerimizi alırken şarkı söylemek, dans etmek, rol oynamak üzerine alıyoruz. Şimdi biraz daha sakince kendi keyfime de müzik yapma zamanım benim. O yüzden de bir albümü yapacağım. Biz sabah programıyız. Her gün 8'den 12'ye kadar uyanıyoruz ve herkesi kaldırıyoruz. Aynen. Siz sabahları nasıl kalkıyorsunuz? Yani gününüz saat kaçta başlıyor? Neyle başlıyor? Önce bir ayılmak lazım ama biz çok uzun çalışıyoruz zaten. Ya ben hani sabah 8'de uyanabilmem için gece 1'de 2'de eve gelmemiş olmam lazım. Setin erken bitmiş olması lazım ki biz genelde, hele ki kışın, gündüzler kısa olduğu için geceler daha uzun olduğundan gece çalışıyoruz daha çok. O yüzden de sabahın o saatlerinde kalkmıyoruz ama kalkar kalkmaz yaptığım ilk iş önce bir şey içmektir. Bir çay içmektir mesela, bir yudum bir şey yemektir. Çok daha güzel uyanıyorum çünkü herkes de güzel uyanacaktır eminim. Ve aziz tamaşaçılar, az sonra siz artık konserden de isti isti görüntüleri mesut tezden oyunda göreceksiniz, bizden ayrılmayın. Seni sevmedim yalan.
Teşekkür ediyoruz. Live severler, Bakı daha bir harici konağını karşıladı. Emre Kınay bugün orkestrayla ve canlı ifalarıyla bizim karşımızdaydı. Çok büyük zövk aldık ve ümit varıq ki siz de zövk alabildiniz. Ve daim elə eğlenceni, musiqini görmek istəyirsinizsə, live'ı seyretmeyiniz kifayetdir.